Birinci Motor Lig'deki takımlarımızı takip etmeye devam ediyoruz. Hafta sonu girdi. Yeni haftada 5. durağımız geçtiğimiz yıl playoff'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Karaziraspor olacak. İyi seyirler. Evet, antrenman ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de yanımıza tecrübeli antrenörlerden, teknik direktörlerden Hasan Çiftçi var. Hocam, önce yeni sezon öncesi neler söylersiniz? Hoş geldiniz antrenman ziyaretiniz için. Teşekkür ederiz Orhan Bey. Yeni sezon bütün Kahramanmaraş'taki futbol severlere, takımlara, oyuncularımıza, hocalarımıza hayırlı olsun diliyoruz. Sakatlıksız, belasız inşallah 2022-2023 sezonu güzel bir sezon geçiririz. Tabii ki dileğimiz de Karaziraspor'u, yine geçen sene bir yarım kalan bir hikayemiz vardı. Onu daha üstüne çıkarmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Bunun için de hazırlıklarımızı yaklaşık 1,5 aydan beri yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki 23 Ekim'de maçlarımız başlayacak. Az bir zaman kaldı. Son hazırlıklar diyelim artık, yavaş yavaş. Nüanslarımız kaldı. Onların üzerinde biraz daha duruyoruz. O şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam, grup hakkında ne söylersiniz? Gruplar çekildiğinde aslında kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. İşte diğer grup daha zor, işte Karaziraspor'un bulunduğu grup daha kolay diye bir algı oluştu. Ama ben de şöyle söylüyorum. Geçen yıl siz de biliyorsunuz ki 6 takım playoff oynadı. Bu 6 takımdan bir tanesi şampiyon oldu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. Onun haricindeki 2 takım diğer gruba düştü. Playoff oynayan 3 takım bizim grupta. Bizde kim var? Karaziraspor, Avşin ve 13 Şubat geçen seneki playoff oynayanlardan. Yani lafın... İmza! 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 Teşekkür ederim bu arada arkadaşlara. Bana göre tabii eşit bir dağılım olduğuna inanıyorum. Son zamanlarda takımların bazı daha transferleri devam ediyor. Farklı takım isim vermek istemiyorum ama bizim grupta öyle hafif alınacak bir grup değil. Şanslarımızın eşit olduğunu, ilk üçlerin yine playoff'a çıkacağını biliyoruz. Bizim hedefimiz öncelikli olarak ilk üçe katılmak. Ama dediğim gibi bizim düştüğümüz grubun kolay bir grup olduğu kanısında değil. Hocam, çok koşan bir ekibiniz vardı geçen yıl. Çok iyi mücadele eden. Giden oyuncu var mı? Gelen oyuncular da var mı? Giden oyuncumuz Zafer kardeşimiz ayrıldı. Tekrar ATC'den gelmişti bize. Tekrar galiba yanılmıyorsam kendi kulübüne tekrar döndü. Onun haricinde de farklı kulüplerden gelen arkadaşlarımız var. Ama bizim kulübümüz biraz daha mahalle takımı olduğu için hani kendi isteğiyle, kendi rızasıyla bizimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşlardan gelen arkadaşlarımız var. Onlar da şimdi, onlar bizi tanıyorlar. Biz onları tanıyoruz. Evet, benim biraz antrenmanlarım ağır oluyor. Biraz zorlu geçiyor. Arkadaşlar da bazen sistemkar konuşmalar falan duyuyoruz ama onlara da hak veriyorum. Gerçekten bazen zorlu antrenmanlarımız oluyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Sahada güçlü olmadığımız sürece ne tekniğimizi meydana çıkartabiliriz, ne gücümüzü, ne de o futbol zekamızı meydana çıkartabiliriz. Bunların hepsinin meydana çıkması için önce güç ve kuvvet geldiği için bugün siz de biraz antrenmanımızı izlediniz. Siz de hak verirsiniz diye düşünüyorum bu konuda. Hocam, taraftar olan bir camiye taraftara mesajınız. Taraftarımızı geçen yılkinden daha heyecanlı istiyorum. Daha kalabalık istiyoruz. Çünkü gerçekten taraftarla oynadığımız maçlarda ve taraftarsız oynadığımız maçlarda biz taraftarımızın gücünü arkamızda hissettiğimizde sahadaki benim işim çok daha kolaylaşıyor. Arkadaşlarım çünkü oyuna konsantresi, istekleri, azimleri çok daha kat kat arttığı için taraftarımızı kesinlikle yanımızda istiyoruz. İyi günde ve kötü günde. İyi günde bizim herkes yanımızda oluyor. Zaten futbolun maalesef kaderi bu. Ama biz kötü günlerimizi yaşasak bile kötüden iyiye geçmemiz için işte hep birlikte taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla hep birlikte el birliğiyle inşallah bu sene o hedefe ulaşacağız ve taraftarımızı kesinlikle bahanesiz bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. Hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Kahramanmaraş birinci amatör denince artık Çetin abimiz tecrübeli, tecrübe abidesi, yüzlerce gol attı. Yüzlerce taraftarı sevindirdi. Bu sezonda Karaziraspor için ter dökecek. Evet abi, yeni sezon başlığı ne söylersin? Yeni sezonumuz açılacak inşallah. İyi çalışıyoruz takım olarak. Öncelikle buraya geldiniz, bizi ziyaret ettiniz. Size teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Yeni sezonda da inşallah geçen seneki yaptığımız hataları telafi edip bu seneki takım biraz daha üstüne koyduk. Tecrübeli adamlar aldık. Şu anda idmanlarımız çok güzel gidiyor. Hocamız ve yönetim desteğiyle. İdmanlarımız güzel ve seri geçiyor. Hazırlık maçlarımızı yapıyoruz. İnşallah bu seneki sezonda geçen seneki yaptığımız hataları yapmadan iyi bir sezon geçirip sakatlıksız, kazasız, belasız
bu sezonu da inşallah grubumuzdan lider çıkıp playofflarda takımımızı en iyi şekilde temsil edip inşallah şampiyonluk ipini gösteririz diyorum. Abi, cami olarak. Abi kaçıncı sezon bu birinci motorda? Benim olarak mı? Evet abi senin. Benim inanın ki ben de bilmiyorum. Bayağı bir sezon oldu. Hatırlamıyorum diyebilirim. 3 sayfayı doldurmuşum TFF'de. Bu da insanların tabii ki bize güveninden, tabii ki saygıdan, sevgiden ileri geliyor. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Bizi böyle uygun görüp takımlarına davet etmeleri benim için büyük bir şeref ve onurdur. Bu da yani futboldan ziyade kişilik bakımından, efendilik ve dürüstlük bakımından bizi ihya ediyor tabii ki. Sizler de bizi tercih ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi inanın ki Orhan abicim ben de hatırlamıyorum yani. Bayağı bir futbol geçmişim var. Bayağı bir takımda oynadım. İnanın ki hatırlayamıyorum yani. Abi yaş 45 oldu galiba. Evet 44 oldu. 45'e gireceğim Temmuz'da. Abi 45 yaşına kadar oynadım maşallah. Evet. Gençlere tavsiyen ne? Yani bu kadar uzun futbol attın. Gençlere tavsiyem benim şu, sporu bırakmasınlar. Her zaman sporun içinde olsunlar. Sigara, alkol, diğer maddelerden uzak kalsınlar. Ailelerini kırmasınlar, üzmesinler. Benim tavsiyem gençlere budur. Bunlardan uzak kaldıkları müddetçe spor her zaman yaptıktan sonra bu içinden gelen bir şey zaten. İçinden gelmezse yapamazsın. Bunlardan uzak kalır da işlerinden bir şeyler gelirse spor 60'a kadar da yapabilirsin, 70'e kadar da yapabilirsin. Benim içimden demek ki hala geliyor ki ben bugün kendime bile inanamadım. 18 yaşında, 19 yaşında gençlerle bugün ağır bir idman yaptık ve onu çıkardım. Onu da sigara içmediğim, alkol almadığım için, madde kullanmadığım için ben onlara bağlıyorum. Bir de sporu seviyorum. Sporun devamlı içinde kaldım. Devamlı da içindeyim. Sağ olsunlar her zaman da bizi tercih ediyorlar. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Gençlere de tavsiyem bu saydığım 3 şeylerden, 3 maddeden uzak dursunlar. İnanın ki zaten başarı kendiliğinden geliyor. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim Orhan abicim. Bizi ziyaret ettiniz. Bizi ihya ettiniz. Maraş'ta da sizi gerçekten şu anda biz demin arkadaşlarla da konuştuk, görüştük. Maraş'ta bu işi yapan gerçekten nadir kişilerden birisin. Orhan abicim size çok teşekkür ediyorum. Yayınınıza ve işinizde başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum abicim. Teşekkür ederim abi, sağ olasın.